Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mostuma'dan bahsedeceğiz. Mostuma'yı Regress ismi kısmından Top Operatör takıyla birkaç gün önce almıştım. Elite 2 seviye 60'a yeni getirebildim. Ama Mostuma, hani önceden de support olarak aldığım ve çok sevdiğim bir karakterdi. Çünkü Mostuma'nın arkadaşlar birden fazla seçeneği var. Yani hem ikinci yeteneği hem üçüncü yeteneği duruma göre çok fazla işinize yarayabiliyor. İkinci yeteneği bilmeyenler için, çoğu kişinin kullandığını görmemişsinizdir. Kare şeklinde önündeki saldırı alanında bütün herkesi stunlayıp hasar vuruyor. Ve bu stun süresi 5 saniye. Yani 1 saniyede bir sürekli hem hasar vuruyorsunuz hem stun atıyorsunuz. Çok uzun süre düşmanları yerine kitleyebiliyor. Üçüncü yeteneği zaten size paradoks simülasyonda da göstereceğim. Büyük bir alana dalga şeklinde vuruyorsunuz. Vurduğunuz sırada düşmanınızı hem geri itiyorsunuz hem yavaşlıyorlar. Yani çok büyük dalgalarla başa çıkmak için en güçlü karakterlerden bir tanesi Mostuma. Şimdi hem yüksek hatayla hem düşmanları geri itebilmesiyle çoğu map'te işinize yarıyor. Özellikle bu Dorothy Evitan'da Mostuma'yı kullandıysanız gelen küçük mobları çok uzağa ittiğini görmüşsünüzdür. Ben de eğer Top Operator tag'ını alırsanız mutlaka Mostuma'yı bulmanızı öneriyorum. Önceden Mostuma çok fazla önerilmiyordu. Hatta 6 yıldız arasında en kötü diyenler vesaire bile vardı. Yani öyle yanlış düşünenler vardı diye düzelteyim. Mostuma bence kesinlikle hayli değer bir karakter. Özellikle modülünü açabilirseniz, ki ben modülünü henüz açamadım. Az kaldı, açmaya çalışıyorum. Thruster'ı kasmam lazım. Deployment ücreti çok fazla düşüyor. Yani 32'den 24'e düşüyor olması lazım. Saldırınız ve atak speediniz artıyor. Ayrıca diğer talenti sayesinde takımınızda birden fazla caster kullanıyorsanız bu casterların yeteneklerini de çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani hem yüksek atak hem birden fazla kişiye saldırabilmek, hem düşmanı itmesi çok büyük bir alanda, çok büyük bir alanda hasar vermesi. Bir caster'dan aradığımız her şey bence Mostuma'da var. Arkadaşlar size karakteri daha iyi tanıtmak için de gelin paradoks simülasyonuna geçelim. Burada Mostuma'nın gücünü, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok iyi iş yaptığını çok daha iyi görebileceksiniz. Tabii ki buradaki gibi düşmanlar üstünüze yağmayacak ama mutlaka benzeri senaryolarla karşılaşmışsınızdır. Şimdi ilk olarak böyle croissant koyalım. Sonra direkt Mostuma şuraya. Sonrasında bir sonu koyacağız. Yani buradaki gibi düşmanlar tabii ki böyle gelmez ama benzeri çok fazla düşmanla karşılaştığınız senaryo olacak. Yani bakın mesela şurada patlayan düşmanlar. Mutlaka bunlarla karşılaşmışsınızdır. Böyle yağarak geldiğim hepler oldu çünkü ben de hatırlıyorum. Ama Mostuma'nın karşısında hepsi çaresiz kalıyor. Şimdi şuraya Skyfire'ı birazdan yerleştirelim. Şunları patladıktan sonra. Hasar vermesinin yanında düşmanı yavaşlatması bence gene göz ardı edilmemesi gereken bir özellik. Çünkü eğer farklı uzun menzilli vuran sniper vesaire kullanabiliyorsanız onların da daha fazla sağ çıkarmasını sağlıyor bu durum. Tamam, şimdi Leonard'ı da böyle koyalım. Evet, birazdan bir dalga daha gelecekler. Normalde şu dalga herkesin kabusu olabilir arkadaşlar. Hani Mostuma dışında zaten paradoks simülasyonun amacı bu da, böyle bir dalgayı yenebilecek karakter yok gibi bir şey. Ama Mostuma işini tam olarak yapıyor. Mesela 4-5 tanesiyle karşılaşsanız normal bir hikayede, Mostuma'yı bu şekilde kullanırsanız şu zırhları bile kolay kolay temizleyebilirsiniz.
Bunun için de ikinci yeteneğini göstermeyeceğim arkadaşlar ama yani neden Mostuma'yı sevdiğimizi anlamışsınızdır. Her map'te düşmanların yoğun olduğu ya da hızlı şekilde koşan düşmanların olduğu durumlarda Mostuma çok işe yarıyor. Özellikle şu bloklanamayan Reunion'un askerleri var ya, 5-6 tane dürbün gibi bir şeyleri var kafalarında, yeşil. Onları mesela durdurup geriye itebilmeniz, daha fazla hasar verebilmeniz Mostuma'nın çoğu map'te çok daha fazla iş yapmasını sağlıyor diğer caster'lara göre. O yüzden benim tavsiyem, eğer top operatör takımına denk gelirseniz Mostuma'yı çekmeye çalışın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.